Merhaba arkadaşlar, ben Sedat Talabalı, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mazda E2200 H100, yani Hyundai H100 ticari aracın kıyaslama videosuna tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz, bilmeyenler için de söyleyelim. E2200'ü daha önce L300'den, Kia Ceres gibi araçtan, Mitsubishi'yle kıyaslama videosunu çektik. H100'ün kıyaslama videosunu çekemedik. Yani karşılaştırmasını yapamadık. Tekrardan yapacağız. Direkt artılayarak videoya devam edeceğiz. Diğer iki videolardan bir tık daha farklı. Biliyorsunuz her iki aracın da motor özelliklerini yazarak kıyaslayıp sonra da artılamalarını yapardık. Ama bu sefer biraz tembellikten dolayı direkt artılama yönüne gideceğiz. Mazda E2200 arkadaşlar 90'lı ve 2000 yıllarda en çok satan ticari araçlardan 4. sıralardaydı. Lakin ülkemize ithal eden, yani ithalını yapan firma, şirket yeteri reklam yapamadığı için ülkemize fazla tutulamayabildi. Bunlardan bir tanesi de doğu bölgelerinde oralarda bombalama aracı geçtiği için bazı Afrika ülkelerinde de çok sevilen bir araç değildi. Ama geldiği yıllarda günümüzün Toyota kalitesine sahip araçlardan bir tanesiydi. Tabii ki ülkemizden çok satan bazı araçlarından başından gelendir. Bu ufak bir bilgilendirmeydi. Hemen sizinle birlikte artılamalara geçelim. H100 ya da Mazda E2200 alacak bir arkadaşımız bunu şöyle kıyaslaması gerekirse. Motor dayanıklılık. Biliyorsunuz ki H100'ler 250.000'de, 240.000'den sonra üflemeye başlar. Turbolüse turboda sorunlar oluşur ve metal yorgunluğundan veya motorun yıprandığı 2500'lük bir kilometre yaptıktan sonra, özür diliyorum, 250.000 kilometre yaptıktan sonra motor isteyebilir. Ama Mazda E2200 ticari bir araca iyi bakıldığı zaman motoru 400.000-500.000 kadar görme ihtimali H100'e göre daha yüksektir. Bu sebepten dolayı benden bir tane Mazda artı almış durumdadır. Mazda'nın en büyük kirelik sorunlarından bir tanesi de üst kapak contasını yakmakla meşhur bir araçtır. Bunu bilmeyenler için söyleyelim. H100'ün de kirelik sorunları var. En büyük sorunlardan bir tanesi kaporta sorunudur. O yıllarda aynı aracın yıl kıyaslaması yapıldığı zaman en büyük sorun kaporta sorunudur. Gelelim ki konfora. Evet, Mazda E2200 ağır ve amper bir araçtır. Seri değildir. Ama H100 seri, atak, dinamik bir araç olduğu için buradan benden bir artı almış durumda. Daha önceki konuşmamızda kaporta üstüne düşmüştük. Kaporta bakımında H100 çok zayıftır. Hyundai'ların birçok aracı kaporta konusunda berbat bir arabadır. Onun için Mazda E2200 kaportaları serttir, daha toktur, daha sağlamdır. Onun için Mazda E2200 benden bu konuda bir artı daha aldı. Konfor bakımından dediğim gibi seri ve atak olan bir araç muhakkak konfor da vermektedir. Onun için H100'e yine bir artı konusunda. Şimdi günümüzde yaygın yeni bir spor çıktı. Sporlardan bir tanesi de bu tarz araçlarla karavan yapıp ülke ve dünya turlarına çıkmak. Eğer ki böyle bir araç alacaksam, düşünüyorsam, benim tercihim E2200 olur. Ama şunu da düşünmek gerekirse, parça ve yetkili servis sorunu bazı il ve ilçelerimizde yüksek olduğu için bu araç şu an tercih edilemiyor. Ama ben yaparım, parçasını bulunduğum yerde 10 gün 15 gün beklerim gibisine derseniz, bence en uygun araman araçlardan bir tanesi de tabii ki Mazda. Mazda'dan sonra L300, L300'den sonra Fiat Ticota gibi böyle sıralayabiliriz. Ama biz Mazda E2200 ve H100'den kıyasladığımız için biraz bu konuda düşeceğiz. Ondan sonra başka neyi kıyaslayabiliriz? Yakıt tüketimi olarak Mazda E2200 2200 cc'lik bir araç olduğu için 2500 cc'lik bir araca göre daha az yakmaktadır. Onun için yakıt konusunda benden Mazda E2200 bir artı daha aldı. Bu konu hakkında başka nasıl kıyaslarız mesela, düşünelim. Ben bu arabayı alacağım.
aklımda iki araç var. Aracın kıyaslaması yapıldığı zaman neye göre kıyaslarım? Bunlardan bir tanesi bu aracın pazarı var mı? Mazda E2200'ün dediğim gibi ülkemizde fazla bir pazarı yoktur. Pazarı zayıftır. Onun için pazar konusunda benden H101 artı aldı. Parça konusunda da aslında biz buradan H101 artı daha verelim. Mesela 300 milyonluk bir parça buradan 600 bin liraya kadar alabilirsiniz. Arada 300-350 milyon ve usta işçiliğinde de 100-150-200 milyon arasında fark oluşabilir. Çünkü Mazda E2200 bazı ustalarımız yabancılığı vardır. Sadece E2200'de değil, Mazda grup araçlarında bir yabancılığımız var. O da ülkemizde yeterli pazarlama servisi olmadığından dolayı hem Türk halkının hem de ustalarımız bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olamadılar. Niye? Bir araç çok satmalı ki parçası çok olsun, ustası çok olsun, yetkili servisi çok olsun. Ama bir araç belirli periyodiklerde üretilip ve gün geçtikçe trafikten azalan bir araç olduğu için yeni nesil, yeni yetişen usta bu aracı gün geçtikçe yabancı olacağını size söyleyebilirim. Kıyaslama videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden istediğim sizin bu videoya bir yorum katmanız. Siz bu videoya bir yorum katarsanız bu aracı alacak ya da bu aracı alacak arkadaşı bilgilendirmiş hem de beni de bilgilendirmiş olursunuz. Yorum kısmında hepinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.